Bugünce açılgınca ötken fırsatını kepelek ömrüge kıyas getgulik. Bazı da bir nefes olgulik müddet min yıldız sonuçu için getgulik. Yaşa saatinin altın kapkırı her barıp gelişi bir alem zaman kainat şu demde öz kurrasından yasab çıkalır yankıdan cihan. Yarım saat içide tuğulup ısıp yaşap umur kurup ötkücüler var. Köz açıp yumgunca ötken dem kımmat bir lahza mazmunu, bir bütün bahar. Bir anın bahasını ölçemek için altından tarazı, almastan taş az. Nurlar kademle çapken sekundinin bärin salmaz, ayhanına salaz. Yigit termuladı kızının közüge. Kiprek süzülüşü mayın tanısın. Uşa karımakka muhuru buladı hayatta. İkkilep kavuşken bir zım. Yaşaş darbazası aslanasıdan zarhalı kitab kebi açılır alam. Triklik körkidir. Mihnat, muhabbet. Fırsattır kılgülçe aziz mükerrem. Aziz asrımızın aziz onları. Aziz adamlardan soruydu kadrım. Fırsat ganimettir. Şah satırlarla bezamak çabıdır umur defterim. Ustaz bana gafur kulağımda kancadan kanca şiirlerini yad bilersiz, kanca asırlarını okuyansız. Lekin nümege aynen siz bana şu vaxt şiirini tanıladınız. Bu tarihi cüda uzak. Ben kışlak mektebde okurdum. 6 yaşımdan mektep kubargen ben. Ve o yerde 4 sene okup 5. sınıftan başlayıp Tuman merkezdeki, Kuşun Tuman merkezdeki mektep kubargen ben. Bana birinci lakabım neydi? Kışlak iyiydi. Kışlak. Kışlak. Ben de o şartta tülü de yavallı diye şeydi. Yavallı bir akki derdi. Hala bir yoldaş degen yigit var idi. Cahalı gözüge şangan. Selmaktan çırak. Ki yavallı bir akki derdi. Yavallı bulup gap tarqagan her bitti sözü içinde yavallı sözünü işletişerdi. Ama kulağımı görgenip bugün bir günü tarih okutucumuz var idi. Güde köp tarihten sabah vergen. İkinci okuduğumuz var idi. Edebiyattan çukur bilerdi, sabah bilerdi. O kişi Primat Kuday Berganov. Hatta ki Hamse'den benim bir şiirleri, rubaylar eti bilerdi. Hamse'den en ilgi sara şiirlerden eti bilerdi Navoiyni. Kim bir günü çakırıp kaldı Farhat Bekke. Bu arada İlham degen yigit bana, Egem degen yigit çakırdı. Törtüncüsü isim diyor ona. Törtte yigit çakırdı. Ben getirsin Gafurlam şiirini yad alışın gerek dedi. Fakat tur katarım dedi. Bir hafta mühlet dedi. Bir haftadan kiyin ben eti beresen dedi. Lekin her gün sorap sürüştürüp duramam dedi. Maksud Şehzade şiiri bana İlham geberdi. Kiyin uygun şiiri, kiyin Mirtemir şiiri. Törtte yigitke böyle gördü. Biz kursamız, yanda çapkılap gittik. Arık boylardan çapkılap sakırak ötüp gittik. Bir alık koylu yürgeneke koylar hürküp gittik. Halbuki biz yanda paxtadan azat bulganımızda kursamızda paxtadan. Ki şimdiden şiir yadalışka çüştük. Her gün soruydular. Yak ki, kanı yadalı. Bir saat içi de yadalı buldum. O zaman gafırlam şiirini bunda aparasız ve tabii bir tarzda tiz yadalınadı. Yürekli tiz kırı barat da şu. Yod olish juda ham hali mana she'rlari bor, sen yetinmasan tinchlanjigarim, quyoshday mehribon vataning onang, qarang, zaminday vazmuni mehnatkash mushuq istagan narsaning talabuvchi xalq bor, otang bor. Cho'chima jigarim, o'z ketaveradi. O'z-o'zidan ketaveradi, ravon bo'lib. Ko'pchilik shoirlar she'rlari mana Maqsud Shohzodaning she'rlari ham shunaqa, Mir Temir she'rlari ham shunaqa o'tganlardan. Mana Abdulla Orif Berkimoqov deb she'rlarda ham qanaqadir Muhammad Yusuf she'rlarda ham qanaqadir odamga xalqchilligi bor, yaqinligi bor. Xullas qilam, keyin shunday bo'ldiki, bir kun chaqirib qoldilar soat shu 5 ga yaqin biz nimada uchrashamiz? Madaniyat saroyida uchrashamiz dedilar. Madaniyat saroyiga bordik. Borib biz G'afurlam uyg'unlar kelishini, Shahzoda Mirtemirlar kelishini bilmaganmiz. O'sha yerga borgan odamlar shivirlab qolishdi. G'afurlam kelarmish. G'afurlam kelarmish deb. Keyin birdan titrash, hali qaltirash boshlandi menda. Hozir ham o'sha qaltirashga o'xshay narsa paydo bo'ladi menda. O'sha zamon eslab ketaman-da. G'alag'ovur kirib ketdi ichkariga.
Primataka aytdilar ki, endi men qo'limni tushirsam, shu paytda she'r aytasan. Bo'lsa turasanlar dedi. Mana shunda turibmiz. Men o'rnimdan tursam maylimi? Mana shunda turibmiz. Mana shunda turibmizni qaltirab turibman hali. Yosh bolaman, sodda qishloq bolaman-da endi. Shu turib-turib hali nima qilaman-da? Doy. Qarasam, G'afur G'ulom Maqsud Shahzoda ko'zi ko'zoynak taqqan, boshda do'ppi G'afur G'ulom, keyin yana uyg'un kelyaptilar, sochlariga oqarlagan, orqaga taragan. Sochlarini keyin mirtemir do'p kiyib keladilar. Keyin shunday turib qoldim. Odamlar g'alag'ov boshlandi, qarsak chalishdi. Keyin chalib bo'lgandan keyin bir paytlar hamma jim bo'lib qoldi. Keyin biz orqa tomonimizga o'tdi. Siz turmiz, shu g'afurlar men orqa tomonda, narigi shoirlar ham orqa tomonda turibdi. Haligi yonimda Ilhom degan yigit turibdi, Egam degan yigit turibdi. Nartimanda qarab-qarab qo'yishadi bir degan. Shunday bilasizmi? O'sha adabiyot o'qituvchimiz shunday qo'lni shundoq ochirishi bilan she'r boshladim. Qanaqa aytdim? Nima aytdim? O'zim sezmadim, bilmadim, hayajondamanda. Shu aziz asrimizning aziz onlarida boshladimmi, yo'qmi? Keyin qarsaklar bo'lib ketdi. Qarsak bo'lib ketdi. Keyin bir paytlar qarasam, bilasizmi? G'afurlomni qo'li mana shunday yelkam ketdi. Chap yelkamga haram o'sha yerda izi bor deb mana shunday yelkam ketdi. U o'sha kundan boshlab hayotimda katta o'zgarish bo'ldi. Nurli yo'llarga yetaklovchi she'riyat. Mana sinib sarkori qilib saylashdi. Haligi qishloqqa yovoli degan so'zni aytmay qo'yishdi. Keyin o'sha kundan boshlab endi ilhom qo'zib ketdi. Adabiyot o'qituvchimiz qattiq qo'l inson edi. Bitta aytgan gapini ikkinchi bor takrorlamas edi. Keyin shu bilan Shahzodani she'rlaridan, Maqsud Shahzoda, Mir Temur uyg'uni she'rlaridan yod olib, ularni tarjima hollarini o'qib chiqdik hammasini. O'sha paytda aytgan mana Mir Temur she'rlari haligacha yod menda. Haligacha o'sha davrda yod olgan she'rlarim haligacha yod. Men baxt borasida so'ylamoqchi edim. Ajib bir qasida kuylamoqchi edim. Erta va bugunni o'ylamoqchi edim. Ertak kabi bir to'y to'ylamoqchi edim. Ko'zlarim o'ngida sen namoyonsan, sen axir o'shasan, asriy armonsan degan she'rlar bor. Qofiyalar keladi, Mir Temur shunday she'rlari borki, juda ko'plab she'rlardan mana tanlayman-da bittasi. Masalan, aytadiki, kechalar mijja qoqmay, ko'z nurlarim to'kilib, yaxshi qo'shiq ishqida sinam hatto so'kilib, yurakkinam qurumga yuzgal ko'milsa hamki, paysallashga vaqtim bor, ter to'kaman, jilaman. Mayli ayoz, mayli yoz, cho'qqiga intilaman. Yaratmoq, qurmoq uchun keldik axir jahonga. G'aflatdan toqatim toq, xushim yo'q uyquga hech. Halol non oshab yashay. Bir ushoq yemay tekin, mehnatkash yurt oldida yuzim bo'lsin doim oq. U she'r davom etaveradi. Agar davom etib o'qiydigan bo'lsam, bir yarim soatlar Mir Temur haqida she'r o'qishim kerak, Mir Temur she'rlarini o'qishim kerak. Shunga o'xshagan uyg'unni she'rlardan yod olganmiz. Umuman o'sha kundan boshlab shunaqangi bir o'zgarish bo'ldiki, katta bir anjumanlar bo'ladi. O'sha anjumanlarda men, Ilhom, Egam shunaqa turamizda ajoyib bir she'rlardan namuna o'qiymiz. Qarsaklar bo'lib ketadi. She'riyatga qiziqish juda kuchli edi o'sha paytda. Juda kuchli edi she'riyatga qiziqish. Mikrofon sehri. Qishlog'imizga kino kelib turardi. Oyda bir marta, ikki marta kino kelib turardi. O'sha paytda kino mexanik e'lon qilardi. Mana bugun palonchi hind filmi keldi. Palonchali Mosfilm studiyasi tayyorlagan film keldi deb aytardi. Borib o'tirib olardim. Yosh bola edim, o'tirib olardimda qiziq mikrofon qo'lim ushlab olardim. Mana shunda nima qilardi? Mana shu mikrofonni qo'limga ushlasam derdimda. Bir kun aytdiki, qani sen ham mikrofonni qo'limga ushla, men qanaqa gapirgan bo'lsam o'shani takrorla dedi. Yosh bolam og'zim chiyillab chiqqan bo'lsa kerak. Hurmatli do'stlar, bugun badiiy film ko'rasizlar, hind filmi deb shunaqa teskari gapirganman. Keyin biroz kulib qo'ygan. Birga aytganki, she'r ham bilasanmi degan. Bilaman deganman. G'afurom she'rni bilaman, Hamidonimjonni. Biz Hamidonimjondan bitta she'r aytib ber degan. Keyin aytib berganman. Yo'q, o'sha paytda 6 yoki 7 yoshda bo'lganman. Aytib bergan o'sha paytda endi men 5 aytayapman u. 6 yoshda maktabga borganman deb. Endi
Kırım'da kurtarsa şekillenen bu sekere gidiyordu. Aytken ben vadilerini yayav kezgende bir acip his var idi mende. Çepper urup güllegen bağın, öperdim vatan tıprağın. Odamlardan tinglab hikoya, o'sarida shoirda qo'ya hammasini tinglardim, ammo o'xshashini topmasdim aslida deb aytib berganman. Endi bizda 30-40 ta xo'jalik bor edi. O'sha mikrofondan chiqqan ovoz shunday taralganki, butun qishloq uzra taralib ketgan. O'shan ko'pchilik kim bu she'r aytayapti deb keyin shunday she'rxonlik boshlanardi. Qanaqa? Hali yosh kattalar keladi, bu yoqqa dedi. Biz yoshlar deymiz, yoshlar keladi bu yoqqa. Hali kecha şiir ettiğinde o şerini bir tekrarla derdi, mikrofonda yine o şiir tekrarlardı. Ya ki, gafurlamına etkin derdi. Ya ki başka şiirlerdi. Bu şey diye bulup, şu o şerpeyette mikrofon ne desem buladı? Mikrofon sihri. Mikrofonu bana sihirle koydu. Umrum yolu bir hıyaban diye uyladım. Maksud Şehzade. Maqsud Shahzoda o'zbek adabiyotini chuqur tushungan va tariximizni juda ham yaxshi bilgan. Mana she'rlarda ham ma'lum, ayniqsa mana 2-chi jahon urush paytida Jaloliddin Manguberdi nomli drama yaratgan. Jangovar ruhdagi drama yaratgan. Undan keyingi davrda tarixiy manbalarning bog'liq mana Mirzo Ulug'bek haqida ajoyib bir asar yaratgan. Unda asarlar juda ham ko'p. Keyin mana har bir she'rida ko'p jihatlari bor. O'sha o'zbek millatimizga xos tarzda. Chuqur bilganda, adabiyotimizni chuqur bilgan. Men 6-sinfda o'qib turganda G'afur G'ulomlar bilan Maqsud Shahzodalar borgan paytda uchrashuvda aytgan she'ri hamon quloqimda jaranglaydi. Siz esingizdami bir anjumanda Maqsud Shahzodani Mir Temurga bag'ishlangan bir she'rni o'qigandingiz? Lug'atlarni o'qigandim bolalik chog'i. Daraxt bo'lsa agar yo'lni ikkala yog'i uni derlar xiyobon. Yo'lchilarga soyabon. Umrim yo'li bir xiyobon deya o'yladim. Shu tufayli bog'u chaman kuyin kuyladim. Shaharlarim ko'chalarini men tinmay kezdim. Daraxtlarni soni qadar misralar tuzdim. Kunduzlari xiyobonda pana izladim. Va'da bergan biyofoni oqshom ko'zladim. Oq yoshlikning oqshomlari o'xshamas. Tonga. Yoshligida tullar o'zi qovushar yana tonga. Kunduz kuni xiyobonning gashti o'zgacha. Zumrad kuzli ilk buxordan oltin kuzgacha. Toblanganda fonuslarning nuri barglarda, barglar uni olqishlarda sho'x chapaklarda. Men Bokuda, Dog'istonda, Darband tomonda, Moskvada, Andijonda necha larzon soyalarda izlar qoldirdim. Necha soz va so'zlar qoldirdim. Xiyobonlar yashirindi xotiratimda. Balki har bir qo'shig'imda, naqoratimda yashirindi bo'salarning to'plami kabi, sevgilarning apreldagi ko'klami kabi. Uyg'onsam ham unutilmas shirin tush kabi, meni tushdan uyg'otgan sayroq qush kabi. Xiyobonlar ko'rganmanki, xayolot yusin. Masnaviyning baytlaridek xushbichim uzun. Ammo endi u xiyobon o'lcha emas, ko'cha emas, bog'cha emas, hovli emas, yakka toli oftobi bor, oqshom cho'pi. Yolg'iz umr xiyoboni bir kun tugar. Yo tog'larning etagida oxiri yetar, misli baxshi ertagida mojaro bitar. Ammo tarix xiyoboni bitmas ufqda. Bashar o'zining tarixiga shoir bilan uchrashuv. Bilasizmi? Mana shu
şurada dorxona var. Maşı, gafırlar maşırlar günlükte her gün ötken, maşır diyorlar. Hazır mana kış aydamız, lakin havada kanakta ilıklık. Oşa paytdayam, gafırlar mana bunu uçuruşken günümüm, şunda ilık hava idi. Kayfiyatlar güde ağladı kayfiyatıydı. Hooo de bir insan çakırdım şurada. Oppak, hala kalat giyen, çakırdı, biyakki biyakki dedi. Bordu, assalamu aleyküm dedim. Ve aleyküm assalam dediler. Mana şurada bir insan var, hizmetini kılış gerek, az yine hizmeti var. Kendi sekin kırdım. İçeri kırsam, gafırlamını korup kaldım. Hüddü edebiyat kitabı da dop giyen. Şunu da gafırlam tuttu. Ben bu insanını 3 yıl ilgari koruyordum. 6. sınıfı okurdum. O şapette bir 9. sınıfı okurdum. Kendi assalamu aleyküm korusundum. Ve aleyküm assalam dedi. Hali insan ayıttı ki, mana şu kitap var. Tekin kötarın dedi. Şunu kötarın da gafırlam. Aldım da sekin kete başladım. Aslı yürüyüp kete başladım. Şimdi şunu da sevinemem ki, ben gafırlarımla uçuraştım hazır. Dip çiğnenim ben de alacağım. Uluk şairim uçuraştım. Şunda lekiz şekil yurtlar, şekil yurtlarla kayfiyatı biraz zoruydu. Allah kayfiyatı. Bana şöyle kiyenden ki uyarda bir adam paylap durgan eken. Şu adam aldı ki şekil öttü koşup etti. O adamla ki meşgul insan ekerler, şu insan bana kendisiyle tanıştım. Karaçıdan giyen, orta boylu, Gafurlarımda boyları cübbeleniydi. Bana şu sizden anca beleniydi. Beleniydi, öyle paltolar giygen, ayakları da yettik, yeltilap durup ayakları da yettik, başları da doldu. Hali bu adam, dedi ki, ben sizi kıdırıp yolladım yüge. Bana şu anda uçuraşıp kaldık. Öyle kitap magazinine gitti de bitti, kitap dükkanındayken siz. Ben eğer kerek olsa kitap dükkanı gelip, çarşıya izleyip borardım sizi, deyip yapıp kaldılar. Halkalı uçuraşıp dediler. Sizden ben acayip kuş kabarıp geldim. Ben izleyen, kitabımı şöyle taptım. Arap Alpası'yla taptım kitabımı. Şark Mütefakirler kitabı. Bu siz için hem yengelik oladı. Ben şunu sizge kursatmak için. Şunlar uçuruşadık ama sekreste onlar kettiler. Anca turup kaldık. Afrolan bile. Korazam kitap ağır. Sekin bir çekiye koydum. Beraber yapacağım. Afrolan şimdi oylap kaldı. Kigin koluge bir kitap aldı. Yan tamamen okup karasam, hayat mektebindeki kitap. Karın yazdığı kitabı. Karın yazdığı bilirsiniz, akademik, matematik, fizik, basıl kabul ikilersiniz. Biz okurken 82. mektebde atalık kalışken ilk de. Karasam o şey kitap. Mende o şey kitap var, o saklanadı. Bir konu şuna kadar vakit bulun ki, eski cüvaki kiti etken payette, gafırlam, ilk kitap kollarda öyle özü kütüredigen mahsus gidişler bugün. Pazarga bor, o'sha yerda xarajat qilib, sabzavot, meva hamma narsani olgandan keyin o'tirg'ichda o'tirib xayol qilgan. Nima qilish kerak? O'zlarcha o'ylagan. Ilhom kelib turibdi. Ketishim kerak, qolishim kerak. Trolleybus ham kelavermagan. Yo'q, shunda ketganlar. Shunda ketib, bilasizmi, necha kilometr? Eski Juvadan to mana shu Beshog'och maydoni kelguncha ancha kilometr masofada. Shu yerga kelgancha yozganlar. Mana shu joylarga ehtimol mashjonlar kelganda o'sha nuqta qo'yganlar, yana trolleybusda qaytib ketganlar. Haligi sabzavot meyveleri olamam dese, idiş yok. Kimdir alıp gitken? Yine kayıtıp gelirler de, şuna kadar vakıya bugün ekleyin de. Ben şöyle gelirken de, gittim o, Karın Yazı'nın Hayat Mektebi kitabı yazılıyor. Ki şimdi oturdular da, şimdi heyecanda ben sevinip durup ben de, kafırlanmak güzel. Çönçeklerden, ben palton çönçekten, bitti, defterçe aldılar, yan defterçesini. Kim çönçeklerde şirin, karadılar da kim, şunu da aldılar. Olup durup yaza başladılar. Her kıl gepler buladı. Bana bugünüm kaçı gep içtim. Uşa memnunen bir adam uşa dükkanga barında uçuraşıp kaldı. Memnunen gepler içti. Anca şiiriyetki ıhlasıma deken. Lekin adli işçi bu işlerken uşa okşi kral mekha gendi. Kral mekha gendi. Lekin kitap şilemendesi bugün. Uşa kitap kadar, ferzentleri kitap kadar uşa kırgene ki uşa da kapırlanmadan uçuraşıp kaldı. Şimdi ben okalmadım. Şu ballarım kitap obersem, yakışılar bir örgense, bana siz şiirleriniz güde yakışı yol bilişedi, deyip her yerde gebrişip kalkıp gitken. Ben şimdi bunda yaparken de hali bakli mendesem buladı hazır, hayatın tüküslük, deyip gebrişken. Şu hayalda kalkan da kapırlamı, o işte tüküslük ne mi, bakt ne mi, şu da orada nimelerde fikirleken de kapırlamı. Fikirler, o şu adamga, anca bir üç dört yıl gelen nasihat vergen ekeller, nasihat sözleri etken ekeller.
nasihat o'zlariga hali ham amal qilyapman deb gapirgan. Keyin qarasam shunday yozyaptilar. Mukammallik nima? O'zlari savol beradilar. Baxt tushunchasini o'zi bilarmikan bu odam? Baxtliman deb aytayapti. Demak, baxtli bo'lsa kerak har holda. To'kislik yaxshi yashasa kerak, oilasi tinch bo'lsa yaxshi ekanda deb o'shani qilib gapirib yoza boshlagan. Keyin shuni yozib boshlar, yoza boshladilar. Da qarab turdi yana. Ey bolam, sen hali yosh ekansan. Lekin o'qish kerak. O'qish kerak dedilar-da shunda ketdilar. Orqalardan qarshi kelyapman. Kelyapman. Qo'lim tolib ketdi. Tezroq yetib borsak yetdi deyman. Keyin keldik-da shunda o'sha yerda ham turibman. Qo'limda kitob. Atrofga bir qarab oldilar. Odam o'tib ketyapti. Sekin kirmoqchi bo'ldik. Shu paytda kitobni bir qo'ying dedilar. Yo'q, bitib qo'yish mumkin emas. Ichkariga qo'yish kerak dedilar-da. Shu bilan ichkariga sekin-asta kirib bordik. Qani yuringchi. G'afur G'ulom xalqimiz va farzandlari qalbida yashaydi. Bundan ro'parasi 20 yil ilgari aprel oyida G'afur G'ulom haqida bir suhbatli ko'rsatuv bo'ldi. Siz o'zingiz chiqqan edingiz. O'sha paytda O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said ham kelgan edi. Baprija gapirib o'tgan edingiz. Qarang, oradan 20 yil vaqt o'tib ketdi. 20 yil. Endi Ali Zulfiya opani bitta she'rida shunday jumlalar bor, 45-yil yozilgan. Yillar mo'bo shoshib shoshirgan, uzoq o'tmiş orqada qolmış, yo boy bergan baxtim yashirgan yo'llar meni shu kuyga solmış dedi. Demak, yillar davomiyligi bor. Yillar tez o'tib ketar ekan-da, shoshib o'tib ketar ekan. Biz G'afurullomni eslab yana keldik. Men shunda xursand bo'ldimki, o'sha paytda uylar bor edi, ijodxonalar bor edi, hovli, lekin hozir shunday bir muhtasham saroy qurilganki, odam ko'ngli yayrab ketadi. O'zi kichkina edi, xabaringiz bor edi, dadamlarning ko'p narsalari sig'masdi, ijodxona degi narsalar ham, lekin arxiv sig'masdi, ekspozitsiya qildik. Ekspozitsiya bor edi. Men kelganimda hamma ish bo'lgan ekan, muzeylar ochildi-yu, bu binoni bo'lsa G'afur G'ulomning hayoti ijodiga bag'ishlab qildik buni. Chunki G'afur G'ulomning ijodi juda katta. Hammanglar bilasizlar, 20-yillardan 66-yilgacha ijod qilganlar. Hammasini mana shu muzeyda jambul-jam qilib hammasini qo'ydik. Mana endi oxirgi kunlarda rasmlarni katta qilib qo'ydik. Odamlar kelib, har bitta daqiqa G'afur G'ulomning hayotidagi bo'lgan minut sayin bo'lgan voqealarni ko'rsa bo'ladigan qildik. Soniyalarda aks etgan tarix degim keldi hozir. Chunki hali fotograf shiq ketib oladi, soniyada oladi, lekin tarixdan muhrlanib qoladi. Endi mening uyimga qo'nib o'ting do'stlarim degan ajoyib bir she'rlar bor. Sen yetim emassan degan she'rlariga sen yetim emassan, tinchlan jigarim, quyoshday mehribon vataning onang. Zaminday vazminu mehnatkash mushfiq İstegen narsangni tayyorlaguvchi xalq bor, otang bor. Cho'chima jigarim, o'z o'yingdasan. Bu yerda na g'urbat, na ofat, na g'am. Bunda bor harorat, muhabbat, shafqat va mehnat nonini ko'ramiz baham. Necha yil o'tibdi, odamlarning xayolidan ketmagan G'afur G'ulom. Qalbida, qalbida yashaydi. Siz mana hozir o'qiyapsiz, o'sha maktabdan yod olgan she'rlaringizni hali ham unutmagansiz-da. Tut daraxti bor edi, katta tut daraxti yoniga bir o'tirg'ich bor ekan. Bolam, mana shu qo'ying dedilar-da, ikkita qo'limda kitob olib kelaman, keyin men bu shifoxonaga o'tib ketishim kerak. Aka shifoxonada davolanayotdilar. Keyin shunda qarab turdilar menga. Qarab turdilar. Bilasanmi, qanaqa kitob olib kelding dedilar. Qanaqa kitob deb shunda so'ramoqchi iymandim-da o'sha paytda. Uyalaman, uyatchoq bola bo'lganman-da. Bu dedi, bittasi Navoiyning kitoblari olib kelgan dedi. Ikkinchisi Tvardovskiyning kitoblari dedi. Hali ham esimda, Tvardovskiy rus adabiyotining eng katta vakili va buyugimiz Navoiyning kitoblari. Zadalyudal degan kitob nomasi she'ri bor-di. Uzoqlardan uzoqda dadam
onu tercüme kıyam. Tordoski ne? Kiin, oşanda koydum da yanda, yer gapper mahcup olan uyarımın, ahırda gapperdim beraber. Gafur'a gidip duduklanıp kaldım. Ne benim benim ben de baksan dediler. Kiin, sen kayda okuysan o dediler. Mertim ki, 82. mektepte, Çarşı'ya yakın cöydesem, hala matematikte ıksasarken mektepteyken de, rahmatlı hep direktörün, tarihte zor buladı. Ben aşı tarihli oşa adamla örgengin. Büyük tarih, Özbek tarihi. Şunu bilip al. Lekin bilip olsan hem de hamasını dedi. Oşa adamla örgengin. Degeler de. Keyin kolumla sekin sık koydular. Şu barmakları taftı şuna kadar ilgiydi ki. Şu hararet menge ötken diyemem de. Oşa hararet haliyen barı bakışıydı. Evet. Şu nazik barmaklar, uzun barmakları da. Rahmat senge kolları oğlum. Kolları cüda çıraylı gidiyor. Rahmat senge oğlum dedi. Halen o şey taftırken de, o şey yerken bir kollarını koygarları ve kollarını o şey uçlaganım. Ben sıkıp kolumda kaynaşkarlar halen isimde. Bir kursağım bulup gidiyorum ben. Lekin armağımı koyayım. O şeyde armağım koyayım. Demek armağım koyayım. Şu altın sınıfta okuyayım bir şey reyze deyip etmek için koyayım. Şu armağımı koyayım. Armağım koyayım. Oradan 36 yıl ötkenlikten uçalgan. O şeyde siz bana uçuraşı nasip koyayım. Ve şurada tasvir varış siyom kılık koyayımız. Dedemle Şeyh Amakini cüde yakışık görürdüler. Ayemle bir sürü avukat kısalıyım. Bu arada Şeyh Amakini yetip gelin, Sakine Halim bilendirdiler. Bu arada yetip gelirdim. Yok ki bulmasam dedemlerin keyfiyetleri yaman bulmaz bulsa, yok ki bir narsadan kapı bulsalar, Şeyh Kürgüm kevattıdırdılar. Daruna ayemle benim ve ülkelerimi yeterdi ki bu arada çakırıp, op geliyle birge. Ab gelişerdi, oturuşup, neki Sakine Hanım birge gelirdiler, ayamlamdan birgeliydi. Hoş kılışadı mı, ya Azerbaycanca doğa mı, ya dolma mı, şuna o katla kılışıp, yapırışıp, neki bir mahal dedemle bilen Şeyh Amakini ikilileri, keşfetleri yaksı bulup çıkıp, şiirli okusup, birbirleri kızıkçılığıyla kılıp, oturuşardı. Dedemlerin en yakın dostları Şeyh Amaki Bugan'la. 50. yılda da kalmam mektepte okurdum diye. Dedem cüdeyen çıraylık kalemlerini uçulardılar diye. Çıraylık kılıp uçulup koyardılar, adam havası gelirdi. Biz alıp sındırıp yine cahaya koyup koysak, yine başka türlerini uçulup koyardılar. Ancak kalemlerini yıkıp abardım diye dedemle uçulup verdiler. Bir mahal neki gün hem kara kalemlerimi de aldılar diye. Kağız gibi dam 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 dağıtıp aylana aylana çizdiler. Kuzeyine yıkıldılar, burun şamasını çizip bu kim deyip bana kursattılar. Hoy, Şeyh Amakimle kurdudum. Şu amakini sağındım dediler. De karasam, mayus bulup kaldılar. Anneme ki barıp ab kimiyim, ben barıp çakırıp geliydim. Bu çakırıp geledigen söylemez hazır. Keyin katta bo'lganingda o'zing tushunasan dedilar. Endi bunda olib qaraganda, demak G'afurulloh bilan Maxsus Shahzoda ikkalasi ham buyuk shaxs. Albatta, buyuk shaxs. Nima deydi, buyuk shaxsligi bir zamonda odamlar. Bir zamon odami. Juda katta shoirlar edi. Umrining so'ngiga qadar ijod qilgan hovli. Zor ko'zlarda halqa-halqa yosh. Eng kichik zarradan Yupitergacha o'zing murabbiysan. Xabar ber quyosh.
Javohir, hozir qarasam nimandir yozayotgandingiz. Biz bilamizki siz Samarqand viloyatini olis bir Ziyovuddin degan shaharchasida tug'ilib o'sgansiz, to'g'rimi? 7-sinfni o'qib turganingizda bitta kitobingiz chiqqan. Nomi nima edi? Jarangli savdo. Demak, o'shandan keyin doimiy tarzda she'r ijod qilasiz. Hozir nima yozdingiz mana shu yerda? Hozir G'ofur G'ulomga atab she'r yozdim, hovlisida bir ilhom o'zida hoziroq. Mana shu yerda juda go'zal joyda har qanday odam kelsa bir bag'ri dil ochilib ketadi. Bu yerda G'ofur G'ulomni ko'rgandek bo'ladi. Bu yerda har bir joyda demak G'ofur G'ulom izlar turibdi hozir. Shunday so'z. Har bir G'ofur G'ulomni ilhom konida uyi. Kelganingizda birdan yelkangizga ilhom o'tiradi, birdan bir nimadir yozgingiz keladi. Asarlari ustoz butun avlodga tili chiqqan xalq deb aytgan kalomdan. Ijod ostonasi uning qadami yurtga sevgi meros G'ofur G'ulomdan. Arpa poya ko'cha turar sog'inib, deraza ko'zlari kutib charchagan to'rt fasl aylanib kelsangiz agar G'ofur G'ulom hidi kelar hovlidan. O'sha hovlidagi bariga guvoh qari tutning o'rni bilinib turar bu ulug' hovlida iliq bag'rining mehmonidir maqsud shayx zodalar. Ustozning qalbida har samimiy his qor bo'lib yog'adi sokin qishlarda. Ulug' bir asarlar yotibdi hali G'ofur G'ulom izi qolgan g'ishtlarda. Tunlarni almashgan xalqining dardiga tug'ilgan tun chog'i baxt allalari oromidan kechgani uchun shoirning shodon chopib yuradi shum bolalari. Qancha yaraladi G'ofur G'ulomlar. Asaringiz ustoz bo'lsa bilaman. Orzuga ayib yo'q vatan deb yonsam men ham bir kichkina G'ofur G'ulomman. Xalq dardini yoqdingiz qalb o'ti bilan. Baxtini avaylab o'rab etakka sizga haykal qo'ydi butun tabiat. Bu haykali turibdi har bir yurakda. Yangi hodisalar qilasiz hali. Har bir voqealar kulib eslarlik. 118 yoshasiz hozir. Siz har bir yurakda yashaysiz tirik. Siz har bir yurakda yashaysiz tirik. Hayot falsafasi. Dunyo kitobiga kim lavha bitar? Ko'kdan kuzatadi vaqt degan nigoh. Umr oqaverar oqar daryodek. Hayot falsafasi barga guvoh. Hayot falsafasi.